Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Mayıs ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet Mayıs ayı geçtiğimiz iki ayla kıyasladığımızda oldukça rahat, destekleyici enerjiler barındırıyor. Sizin için de genel anlamda Güneş'in özellikle Boğa Burcu'nda ilerlediği Mayıs ayında kendinizi daha canlı, daha yaratıcı hissedebilir, hayata daha olumlu bakabilirsiniz. Biraz daha böyle doğanın, tabiatın tadına çıkarmak, güven ve huzur duymak, seyahatler yine tabii ki bu ay ön planda olacak gibi görünüyor. Ayın 3'ünden itibaren gezegeniniz Merkür'de ileri harekete dönecek. Dolayısıyla Merkür'ün de düzelmesi artık sizin de enerjinizi, özellikle zihinsel enerjinizi daha da hızlandıracak. Bu hayatınızda yaşadığınız bazı engelleri, kısıtlamaları da ortadan kaldıracağı için şimdi daha rahat hareket edebilirsiniz. Nisan ayında belki bazı projeler üzerinde çalıştınız, bazı düzenlemeler yaptınız, bazı eksikleri tamamladınız ya da bir türlü yapmak isteyip de bir türlü sonuca ulaştıramadığınız, hep bir şekilde engelle karşılaştığınız, tıkanmalarla karşılaştığınız bir dönemdi. Şimdi artık evet Mayıs'ın ilk günlerinden itibaren tüm bu tıkanan konuların hızlandığını, işlerin daha kolay yoluna girdiğini hissedebilirsiniz. Siz de enerjinizi toplayın, motivasyonunuzu güçlendirin ve bu güzel ayı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışın. 11 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda güzel bir dolunay var. Bu dolunay 3. ev konularında iş anlaşmaları, sözleşmeler olabilir. Yine eğitimle ilgili bir elde edilecek başarı olabilir. Bir seyahat, iş veya ticari amaçlı veya özel amaçlı bir seyahate çıkabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki konular yine hareketleniyor. Özellikle akrabalar, kardeşler, kuzenler. Belki bu dönemde birbirinizi daha fazla göreceksiniz. Ziyaretler olacak veya siz onları ziyarete gideceksiniz. Dolayısıyla üçüncü ev konuları genel anlamda hayatınızı hareketlendiren, iletişim trafiğini arttıran, bu anlamda ticari konularda da size fayda sağlayabilecek gelişmeleri ortaya çıkarabilir. 16 Mayıs'ta Merkür Boğa Burcu'na geçiyor. Evet, bu da seyahat konusunda sizi destekleyen bir pozisyon. Merkür seyahat demek, iletişim demek, eğitim demek. Dolayısıyla eğitime başlamak için de iyi bir dönem veya ilgi duyduğunuz konularda yine bilgi toplamak için hiçbir şey yapamasanız da bol bol kitap alıp okuyabilirsiniz bu dönemde. Merkür bu anlamda sizi gerçekten destekleyecek. 20 Mayıs'ta Güneş ikizlere geçiyor. Evet, ayın son haftasından itibaren artık Güneş kariyer evinizi aydınlatmaya başlayacak. Ve 25 Mayıs'ta da İkizler Burcu'nda bir yeni ay var. Kariyerinize konsantre olacaksınız, gelecek hedeflerinize konsantre olacaksınız. Kuşkusuz bu yeni ay Haziran ortalarına kadar kariyeriniz, toplum önündeki statünüz, hedefleriniz, amaçlarınız neyse onlarla ilgili size bazı yenilikler, bazı yeni enerjiler getirebilir, teklifler getirebilir, fırsatlar karşınıza çıkarabilir sevgili Başaklar. Verimli bir ay, güzel bir ay, bu ayı İyi değerlendirmeye çalışın. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.